Dijital Aslanlar 1905 kanalına hoş geldiniz. Maç önü özel yayınla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Tanjur'la birlikte maçı şöyle bir maç öncesi şöyle bir analiz yapacağız, konuşacağız. Nasıl bir ilk 11 bizi bekliyor. Birazdan da ilk 11'ler açıklanacak. Ve canlı yayınla stat'tan bağlantımız da olacak. Onu da haberini verelim arkadaşlar. Tanjur hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi diyelim, iyi olalım. Bugün heyecanlıyız. Maç günü Galatasaray, Adana Demirspor. Özledik değil mi? Aradan sonra Galatasaray'ımızı. Abi özledik ya, vallahi özledik. Uzun bir aradan sonra Galatasaray'ı böyle maçını izlemek zevkli olacak. İnşallah iyi, güzel, zevkli bir maç izleriz. Bakalım, göreceğiz. İlk 11'i bir görelim. Bakalım moralimiz bozuk mu olacak? İddialar var. Mertens 11'de başlayacak diye. Ya ben şöyle... İstersen şöyle bir başlangıç yapalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Malum aradan sonra ilk iki maçımız gerçekten belki futbol olarak gerçekten memnun etmedi bizi. Dün de konuştuğumuz gibi ilk maçta 3 puan aldık ama futbol olarak memnun değildik. İkinci maçta da maalesef mağlup olduk. Ve Adana Demirspor maçı şöyle bir dönüş noktası olabilir mi Galatasaray için? Abi bunu bekliyoruz. Yani taraftar olarak, camia olarak bir geri dönüş bekliyoruz. Malum bu sene çok yani parçalı parçalı bir sezon izliyoruz. Gerek milli aralar, gerek Dünya Kupası arası, gerek deprem felaketi, tekrar milli ara, baylar falan filan derken ligimiz iyice koptu. Yani kopuk kopuk devam ediyor maalesef. Yani bugün bir çıkış maçı bekliyorum şahsen ben. Biliyorsun. Zaten aradan sonra bir Kasımpaşa maçı olmuştu. Oynadık. Kasımpaşa maçında iyi bir performans sahaya gösterememiştik, verememiştik. Ama bir devamındaki maçta zaten Konya'da kaybetmiş olduğumuz 3 puan yani üzerimizden bir yük aldı diyebilirim. Yani bir yönden yararlı, bir yerden zararlı. Yani bir yerden üzülüyorum, kaybettik, seri bozuldu diye. Ama bir diğer taraftan üzerimizden bir yük kalktı diye seviniyorum. Onu da sebebini söyledim abi. Şimdi yeniyorsun, kazanıyorsun. Bir zamandan sonra bir rehavet çöküyor insanın üstüne. Zaten kazanıyoruz. Bu sene şampiyonuz gibi havalara giriyor maalesef bazı oyuncularımız falan. Ya biz de öyle, taraftar olarak biz de öyle. Yani bunu bir atıp üzerimizden bir silkelenmek iyi geldi bana. Umarım takıma da iyi gelmiştir. Futbolcular kendini toparlayacak süre buldu. Bu arada Muslera sakattı. Muslera tekrardan döndü. Mertens mesela bir maç, iki maç kaçırdı. Yani Aran'ın zararı da vardı, yararı da vardı yani. Öyle söyleyeyim. Bakalım bugün izleyeceğiz maçı. Ben umutluyum. Galatasaray'a güveniyorum. Hocaya güveniyorum. Camiaya güveniyorum. Orada 45 bin, 50 bin aslan Galatasaray'ın arkasında. Bugün inşallah kendi evinde Galatasaray'ımız kükrer diye düşünüyorum. Umuyorum ben. Mutlak bir şekilde aynı şekilde düşüncelerimiz. Aslında çok yabancı olmadığımız oyuncularla da oynayacağız. Adana Demirspor özlediğimiz bir Onyekuru var. Belhanda mutlak bir şekilde oynamayacak. Ve orta sahada gerçekten Badou Endai bizim hala da performansı üst düzey oyunculardan birisi. Yani baktığımız anda kolay Akrabada bir rakip oynuyor, değil diyebiliriz. Yanlış hatırlamışsın. Evet. Demirspor kolay bir rakip değil. Gerçekten bu sezon hatta bunu geniş bir şekilde anladık ki evimizde sanki o kadar deplasmandaki gibi rahat olamıyoruz. Ne kadar da taraftarımız hiçbir şekilde yalnız bizi bırakmasa da evde abi bir şey var. Evimizde o istediğimiz performansı gösteriyoruz ama zorlanıyoruz gibi geliyor bu sezon bize. Yani deplasmanda daha rahatız. Katılıyor musun bana bu konuda? Abi normalde biz deplasmanda kötü performans gösteriyorduk geçtiğimiz yıllarda biliyorsun. Ama bu sezon bunu bir yıktık diyebilirim yani, kırdık. Onun sebebi de şu. Deplasmanda yani kendi sahasında rakiplerimiz daha açık oynamaya, yani oynamaya çalışıyor. Bu da bize gol fırsatları, atak fırsatları verdiği için daha iyi ataklara giriyoruz. Yani daha fazla pozisyona giriyoruz. Pozisyon zaten geçen senede de bakarak kat ve kat arttı. Ceza sahası içinde topla buluşma,
kaleye atılan şut sayısı. Yani Galatasaray nasıl anlatayım abi? Mesela oynamaya gelen takımlara karşı ama içeride ama dışarıda oynayıp iyi bir skor hanemize yazdırabilecek bir Galatasaray var. Yani kapanan savunmaları açma konusunda biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Onu da nasıl yaparız? Ceza sahası içine topla değil de uzaktan kaleyi deneyerek, kaleye şut atarak bu tarz veya köşe vuruşlarından, biliyorsun abi geçtiğimiz yıllarda köşe vuruşlarından veya duran toplardan golümüz yok. Burada bayağı bir sıkıntı. Bu sezon mesela kafa toplarında Icardi'nin etkili olması, ondan önceki kafa topunu en son galiba Mustafa Muhammed atmıştı diye hatırlıyorum. Başakşehir'e mi atmıştı? Birine bir kafa golü atmıştı böyle. Abi Mertens'in de gelmesiyle takımımız farklı bir havaya bürüneceğini düşünüyorum. İyi bir kadromuz var, kaliteli bir kadromuz var. Dediğim gibi yani hayal ettiriyor. İnşallah bu sezonun sonunda da elimizde kupa kaldırırız. Şampiyon oluruz. Dediğim gibi şimdi zorlu bir periyoda giriyoruz. Hafta içi, hafta sonu maçlarımız var. Kupa maçları da ertelendi biliyorsun abi. Hani bakacağız. Ama bir an önce kendimizi bir an önce kendimizi toparlayıp sahaya odaklanmamız gerekiyor. Sağ dışı olaylarla biraz ilgilendik, fazla ilgilendik bu aralar. Deprem felaketi derken oradan bazı ailevi sorunları oldu oyuncuların falan filan derken biraz form tutamadılar maalesef. Ama dediğim gibi bir diğer taraftan da yaradı yani. Muslera'nın sakatlığı iyileşti geldi. Mesela 10 maç kaçırmak yerine 2 maç kaçırdı. Veya maç kaçırmadı. Mertens mesela 2 maç kaçırdı sadece. Yani dediğim gibi bu takım hayal ettiriyor. Kenetlendik. Biz taraftar olarak güvendik. İnanıyoruz. Bazıları gibi sahte inanmıyoruz. Yani olabilecek şeylere inanıyoruz. Bakalım. Oyun gösterecek abi. Bugünkü oyun gösterecek. Kadro dizilişi gösterecek her şeyi. Bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz abi. Şimdi şöyle bir dostlarımızın mesajlarına da bir yer verelim istersen. İyi yayınlar, selamlar Ero kardeşim. Üçüncü like benden demiş Murat Esen abim. Hoş geldin. Yunus kardeşimiz burada selam aleyküm dijital aslanlar demiş. Sağ ol, var ol. Phil Foden gelmiş. İyi yayınlar Tanjur ve Erol abim. Bugün Adana'ya 6 porsiyon Adana dürüm yedireceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Mustafa abimiz burada iyi yayınlar. Umarım rahat bir maç olur. 3 puan alırız. Biraz da şu yönden aslında bakmak gerekiyor. Okan Hacı'ya çok eleştiri oluyor. Benim hiçbir şekilde hak vermediğim şey. Tamam, yanlış kadro çıkarabilir. Hakkıdır. Ama böyle kadroları yani tutup da Fenerbahçe maçında veya Trabzonspor, Beşiktaş maçında deneyemez. Mutlak bir şekilde Konya karşısında, Kayserispor karşısında, Gaziantepspor karşısında veya Başakşehir karşısında bu rotasyonlu kadroları denemesi gerekiyor. Yaptı mı hata? Yaptı Konyaspor. Ama bu kadar da bazı taraftarların Okan Hoca'nın üstüne gitmesine ben kabullenemiyorum. Neden? Çünkü peş peşe 14 maç galibiyet var. Olacak abi, büyük yıldız takımlarda da şu anda baktığımız anda dünya takımlarına da Paris, Liverpool, Manchester City, Bayern Münih, bunlarda da arada sırada böyle 1-2 maç puan kaybı oluyor ve güzel futbol olmuyor. Katılıyor musun bana bu yönde? Yani şöyle anlatayım abi. Hiçbir takım buyur. Devam, bitirsen devam, ben oradan gireceğim. Yok, bitir. Devam. Hiçbir takım sonsuza kadar yenilmeyecek diye bir şey yok. Galatasaray 14 artı 3 maç, 3 kupa maçı 17 maçtır kazanıyor. Üzerinde bir yük var. Medya bir taraftan, diğer taraftan rakip takım rakip takımlar, taraftarı olsun, medyası, sosyal medyası. Artı yöneticilerimizle uğraşan böyle bazı insanlar var. Yani kendi takımlarıyla uğraşmak yerine Galatasaray yöneticileriyle hedef almışlar, uğraşıyorlar. Uğraşsınlar. Şimdi abi konumuza dediğim gibi aynı şekilde ben de düşünüyorum. Okan Hoca'ya sezon başında geldiğinde yalan yok. Ben dedim ki ya acaba mı dedim birkaç maç izleyince böyle. Dedim ki böyle giderse sanmam dedim hani bir şey olacağını. Ama
Okan Hoca bizi yanılttı. Yani beni yanılttı en azından. Şahsen ben bu kadar beklemiyordum. Tabii ki de Okan Hoca'yı istiyordum. Galatasaray'ın bağrından kopmuş, altyapısından çıkmış, oynamış, kupalar kazanmış, şampiyonluklar kazanmış. Galatasaray'ın çocuğu dediğimiz bir insanın Galatasaray'ın başına gelmesini istiyordum. İsimler çıktı, farklı isimler çıktı, yabancı isimler falan filan. Dedim Okan Hoca olsun, iyi yani. Başladı Gomis'in performansı, işte yani bireysel bir şeyler yaptı. Devamında o oyuncu grubundan, o topluluğundan, oyuncu topluluğundan bir takım yarattı. Bir benlik verdi, bir takım ismi verdi. Ki tüm oyuncular da sorunlu oyuncular. Bir bakarsınız. Bu arada Tacu, seni kesmek istemiyorum ama son dakika ilk 11'imiz geldi, onun üzerinden konuşalım istersen. Tamam abi, biraz sen onu verene kadar ben anlatayım, bitirmeyeceğim. Sana vereyim. Ha, verdim, arkadaşlar tamam. Panede Muslera, Sacha Boy, Nelson, Abdülkerim, Adibuke, Torreira, Sergio, Mertens, Rasica, Kerem ve Icardi. Yani Mertens ilk 11'de başlıyor. Zaniolo. Dün benim dediğim gibi. Aslında dün ben de böyle başladım. Aynen. Adekubbe solda dedim. Mertens dedim oynayacak bence. Çünkü istekliymiş, kendisi gidip söylemiş zaten. Ben oynamak istiyorum diye. Şöyle bir şey var. Zaniolo'yu mesela dedim ki Mertens eğer 45 dakika çıkarabilecek seviyedeyse ben Mertens'le başlarım. Mertens'ten sonra gördüm baktım olmuyor. Tabii ki sakatlıktan sonra toparlayamaz kendini bu kadar çabuk bir haftada. Ama dedim ki ikinci yarıya da Zaniolo. İkisi de zaten bir 45 dakika çıkarabilecek seviyedeler şu an. Yani kadro çıkabilecek en iyi kadro abi. Burada şimdi kim? Hepsi yani az futbolcular. Bir tek zamanla mesela Zaniolo form tutarsa Raşitsa'nın yerine belki Zaniolo olabilir. Veya belki ikinci yarıda farklı değişiklikler olabilir. Ama önemli olan, has olan ilk yarıda maçın başında skoru elimize geçirmek. Yani sırf oyunu değil skoru da elimize almamız gerekiyor ki rakibimiz de yabana atılacak, küçümsenecek bir takım değil. Adana Demirspor, bunu biliyoruz zaten. Agresif, hızlı ve yetenekli futbolcuları var Adana Demirspor'un. O yüzden ben dün demiştim sol tarafta Boye ile değil Adekubbe ile başlar diye. Çünkü fiziksel açıdan dediğim gibi hızlı, güçlü futbolcuları var. Yani Dubois orada bir tık hafif kalırdı benim gözümde. Yumuşak kalırdı o taraf. Abdülkerim'e çok fazla iş düşerdi. Adekubbe gerek atletikliği, gerek hızıyla ve gücü kuvvetiyle o bölgeyi bence en iyi savunacak ve atağa katkıda sağlayacak bir futbolcu diye düşünüyorum. Icardi bir form düşüklüğü vardı. Zaten bunun üzerine şeyi de yorumlayacağım. Demin kaldığımız yerden devam edeceğim. Icardi biraz formsuzdu son maçlarda. Dediğim gibi abi 40 günde 2 maç oynuyorsun. Maalesef deprem felaketi, bunalım atlatılmıyor. Bazı insanlar daha şokta. Mesela Adekubbe deprem bölgesinden geldi. Yani birdenbire uçmasını kaçmasını bekleyemez kimse. Biraz şans vermemiz gerekiyor. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Bir de abi o kadar da olacak ya. 17 maç kazanıyorsun peş peşe. Sonunda geliyor birisi diyor ki ya kardeşim Okan Hoca da ama şöyle yapıyor. Tamam da 17 maç da o Okan Hoca yönetti bu takımı. Kurtardı. Geri düştüğümüz maçlarda Trabzon maçını hatırla. Daha ilk dakikada gol yedik. Bir an bile şüphe duymadım yani. Kaybederiz bir maç diye. Niye? Çünkü oyuncular bunu bize hissettiriyor. Hani Okan Hoca'ya yapılan aynen, bence tutumlu. Yanlış. Diğer takım taraftarları bir gaz veriyor. Medyası bir gaz veriyor. Diğerleri de bizimkiler de maalesef bizim taraftarlarımızdan da bazıları onlara uyum sağlıyor maalesef. Maalesef diyorum tekrar. Aynen %100 katılıyorum bu konuda sana. Şimdi anket de yaptım arkadaşlar. İlk 11'i nasıl buldunuz diye, iyi olabilir veya olumsuz diye yanıtlayabilirsiniz. Bununla alakalı. Bence yani ilk yarıya bakarak alışılmış kadroyu çıkarmış Okan Hoca. Ve burada da tekrardan az önce üstüne basa basa söylediğim gibi bir dönüşüm sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü malum Mertens, Rasica, Kerem ve Icardi dörtlüsü öndeki paslaşmalarıyla inanılmaz işler yaptılar. Malum bir Başakşehir maçı var 7-0'lık.
bunu bu kadro yaptı. Fenerbahçe maçında da gayet böyleydi ve Mertens'in artık takıma katılmasıyla birlikte o özlediğimiz o baskılı futbolu tekrardan izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi hiçbir şekilde Zaniolo'yu kenara atmak değil de ama Mertens'e oyun şeklimiz daha farklı oluyor gibi geliyor bana. İnşallah da özlediğimiz, izlediğimiz Mertens'i tekrardan sakatlıktan sonra tekrardan izleriz diye umuyorum ama mücadelesi on numara. Gerçekten Mertens'in. Aynen Mertens'in yaşına bakarak rağmen ülkemize ilk geldiğinde yatmaya geldi diyenler vardı. Bu yaşta geliyorsa yatmak için geliyordur falan diyenler vardı. Hepsinin tezlerini, hepsinin görüşlerini. Bu arada satın canlı canlı. Ben duyamıyorum. Olsun biz sıkıyoruz. Seni sever dostum. Olsun. Seni sever dostum. Kimler var Necip abi orada? Kimler? Ha tamam. Soner orada. Soner'e selamlarımızı iletelim. Soner merhaba. Nasılsın kardeşim? Duymuyorum ben. Onlar duymuyorlar. Şanlı dalar testere. Ya. Daha şu an süper boş. Daha dışarıda çok insan var. Onun için dolacak usta. Öz abim yemek mi? Öz abim yemek mi? Kahve. Okan'la kahve etmişler. Alacağım hadi abla. Ama unutturma hediye. Orada olmak vardı. İzleyicilerle görüşmek çok iyi. Sen de o. Yetmiyor gizli tatlar, kalbimi senle çarpar. Sen neredesin? Bir daha açayım maça. Ben duymuyorum ama sizi. Sol eli. Şimdi maç skoru alalım sizlerden. Nasıl gidebilirsin? Acının yıldızı. Nişan Allah'ın izniyle. Aranızı konuşsanız da. Ciyak kata ciyak kata. Tabii daha maç öyle olduğu için, maça daha olduğu için o yüzden biraz statta boşluk var. Biraz önce Emre Kaplan'la. Abi sesin geliyor mu? Geliyor. Duyuyoruz bir sefer. Duyuyoruz çok kalabalık ya. Abi ben sesle. Gel bu maçta. Hayır abi. Maçına sahip. Kaç bin kişi var müzik açılmış. Duyuyor. Evet. Şimdi daha iyi. Abi, ben o tarafta. Necip abi onu var mı? Ben onun yeri gösteririm şu an. Kendisi biraz sonra biz de oraya gideceğiz. Yerimize gideceğiz. Şu an idare eden burada duruyor. Vallahi görev sizde. Abi, tutmayın. Hiç susmayın. Oyuncularımıza tam destek kurmayın. Görevsiz var. Ya şöyle mi sen ya? Muharrem'i çıktı. Necip abi şuradan çıksana. Dede orada mı dede?
Ergün abi orada mı? Dede. Ya elini çekme adam ya. Hiç gelmiyor herhalde. Duymuyor abi. Nazlıca. Dede orada mı dede? Duymuyor abi. O. Duyamaz onu. Duyamaz. Epey bir gürültülü ortam. Ama ıslat harika ya. Allah. Şu an orada olmak vardı. İnşallah sizi de burada görürüz. İnşallah. Kancı. İnşallah. Erol abi. İnşallah. Burada olduğunuz zaman beni misafirimsiniz. İnşallah Neşe abi. Mutlak bir şekilde. İnşallah. İnşallah. Zaten abi izninizle ben çıkmam lazım. Ben ya, çıkmam lazım. Abi, sağ olasın. İkiniz de seviniyorsun. Bağlandığın için. Hadi almadan gelmeyin bugün. Sen ne öyle? Her zaman. Abi duymuyor. Yani oradaki gürültü. Vallahi şimdi orada olmak vardı. İkimiz de yurt dışındayız burada. İnanılmaz bir atmosfer. Abi harbiden orada olmak vardı. O atmosferi böyle bir yaşamak vardı ama böyle Ramazan'dan sonra böyle biraz daha böyle bir şey. Çünkü şimdi bağıracaksın, çağıracaksın. Su ihtiyacı olacak tabii. Ama iyi ya. Vallahi. Tabii o da var. Ama İnşallah. Herhalde Türkiye'de açılıyor yavaş yavaş. Evet biz kadromuza gelelim abi. Şöyle bir hatırlatma da yapalım arkadaşlar. Saat yaklaşık Türkiye saati 19.30'da Tanju'nun kanalında buluşuyoruz. Orada ilk önce şöyle bir genel bir istersen sen anlat. Çünkü ben de katılmadım. Yo, 19.30 değil abi. 20'de diyelim. Ben çünkü buradan 40 geçe 45 geçe kapatırız. Ben orada biraz ayarlarım ondan sonra. Ya arkadaşlar maçı izleyemeyen varsa gelsin. Tanju Tasim orada ismim yazıyor. Oradan girip abone olabilirsiniz. Orada maçı canlı izleyip burada anlatacağım. Radyo böyle Galatasaray TV'de anlatıyorlar. O şekilde böyle eğlenip gır gır şamata bir taraftan chat'e bakıp bir taraftan da size pozisyonları anlatacağım. Maç sonu yine tabii buradayız. Dijital Aslanlar 1905'teyiz. Maçı yorumlayacağız. Yani gelirseniz sevinirim. Gelmezseniz de canınız sağ olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani tepimizi kapatmadan yani. Şimdi bir tekrar tabii ki abi tabii ki ama eğlenceli olur. Mutlak bir şekilde ben de ilk kez katılacağım. Çünkü malum bilmiyordum. Bilseydim zaten önceden katkı verirdim mutlak aynen. Bir şekilde. Ben ama bakalım. Bu aradan sonra işte abi. Bayağı bir uzun kaldık futboldan. Biraz bir şey yapmamız gerekiyor. Gibi. Yavaş yavaş alıştırmamız gerekiyor kendimizi. Epey bir ara verdik. Tabii devam etmemiz gerekiyor insanlara. Ya izleyemeyen insanlar var abi. İzleyemeyen arkadaşlarımız var. Sağdan soldan radyo açıp dinleyeceğine. Ben burada anlatıyorum mesela pozisyonların nasıl olduğunu falan filan. Bir taraftan da chat'e bakıyorum. İnteraktif bir şey oluyor. Mesela evet. Orada yazanları okuyorum mesela. Cevap veriyorum. Buradan anlatmaya çalışıyorum. Yani enteresan bir şey oluyor. Peter unutmuştum. Bugün biraz elim ayağıma dolanabilir. Olsun. Helal edin. Tabii ki samimi bir iş yapıyoruz burada. Ne kadar da profesyonel gözükse de samimi bir aile ortamı var burada da. Benim kanalda da mesela Tanju Tasim. Oraya da dediğim gibi gelirseniz sevinirim. Birazdan orada yayında olacağız. Tekrardan şöyle bir ilk 11'i geçelim arkadaşlar. Muslera, Sacha Boy, Nelson, Abdülkerim, Adebukke, Sergio, Torreira, Mertens, Kerem, Rasika ve Icardi 11'iyle başlıyoruz Adana Demirspor karşısında. Onu da tekrardan hatırlatmış olalım. Ben mutlak bir şekilde iyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk yarıda mutlak yani Adana Demirspor'da kapanan bir takım değil arkadaşlar. Açık oynayan bir takım. Ve malumunuz son maçta şöyle bir Sacha Boy'un Onyekuru karşılaşması vardı. Hatta Onyekuru güzel bir sitem etti. Bıktım artık ya dedi. Peşim bırakmıyor gibi bir şeyi vardı. Hatırlarsın Tanju. Aynen abi. Aynı şekilde ben açık bir futbol bekliyorum. Yani Adana Demirspor açık oynayacaktır. Bunun için de açık oynadığın zaman da bizim daha ilk yarıda daha çok baskılı olacağımızı düşünüyorum. Önemli olan orta alanı korumak bence. Orta alanda da güzel bir mücadele olacaktır. Malum Mario Endaya gerçekten etkili bir oyunculardan. Onunla Torreira arasında iyi bir mücadele bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi teker teker. Sen genel şöyle bir Adana Demirspor karşısında nasıl bir futbol bekliyorsun?
Montella Adana Demirspor karşısında bayağı bilindik futbolumuzu bekliyorum. Bizde birkaç tane. Şimdi şu var Okan Hoca'da, onu beğeniyorum mesela. A, B, C, D planı var. Oyun oynarken mesela bazı sistem değişiklikleri yapabiliyor mesela. Bir bakıyorsun dörtlü savunma, dörtlü ama birdenbire değişiyor sistem. Bekler ileri gidiyor Torreira savunmanın ortasına. Üçlüyor savunmayı. Kanat beklerimiz ileride. Kanatlarımız ise ortaya kat ediyor. Yani orta bölgeyi kalabalıklaştırıp sağdan soldan kanatlarla, yani beklerle topu ileri götürebiliyoruz. Orta sahamız da bu şekilde kalabalık tutmuş oluyoruz. Yani Torreira'nın eksikliğini orada hissetmiyoruz. Bazen de böyle gördüğümüz gibi dörtlü savunma gidiyoruz. Bazen bir kanat işliyor, diğeri defansif kalıyor. Böyle bir üçgen oluyor orada. Mesela öyle anlatayım. Bir üçgen kuruluyor orada. Boya ileri gidince Nelson onun kademesine giriyor. Bardakçı ortaya geliyor. Mesela Adekubbe de onun yerine üçlü oluyor. Yani güzel taktik, teknik. Yani tabii ki de Okan Hoca da rakibi analiz edip bu taktiği, tekniği uyguluyor maç esnasında. Bazen dediğim gibi kanat beklerimiz, yani beklerimiz ileri gidiyor. Kanat oyuncularımız ortaya kat ediyor. Santrafor'u çiftliyorlar iki. Ve dediğim gibi topu ileride baskıyla kazanıp mesela 40-50 metre kovalamak yerine en önde topu kazanıp tekrar atağa kaldırıyorlar Galatasaray'ımızı. Bu da mükemmel bir taktik. Buradan tekrar Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Bu kurmuş olduğu taktikten, planlardan dolayı. Dediğim gibi abi bir taktikle giderse mesela Fenerbahçe'nin bir üçlü savunması var. Çabuk çözülüyor. Çözüldükten sonra da sıkıntı. Hızlı futbolcularla Fenerbahçe'nin mesela savunması Hantal. Onun arkasını sarkıp gol atabilecek, yani gol atabilirsin. Aynı bizim yaptığımız gibi. Bir tarafta mesela Barış Alper, Kerem olsun, Raşika, yani hızlı futbolcularla Fenerbahçe'nin üçlü savunmasını zaten delip geçersin. Arkaya atılacak uzun toplarla. Ki öyle yaptık zaten Kadıköy'de. 5 gol attık bu şekilde. Dediğim gibi bugünkü yani en iyi olabilecek en iyi kadro. Yani bu kadrodan kimi çıkartıp kimi sokarsın diye düşünüyorum. Kimseyi değiştirmem abi. Kimi değiştireceğim yani. Orada bir Adekubbe veya Kazımcan. Hani o ikisini düşünürüm. Başka da yok. Hani hangisi daha formdaysa o gelir oyuna. Diğer tarafta Boya zaten bizim yani kadronun as elemanı. Nelson biliyorsun cezalıydı. Geçen maç cezalıydı. Kart cezası vardı. Bardakçı sezon başı eleştirilmesine rağmen oynadığı futbolla ve mücadelesiyle kendini Galatasaray'a monte etti. Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu kanıtladı. Ama maalesef milli takıma çağrıldı ama geri gönderildi. Yani Torreira'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani boyu kısa ama kendi büyük, her yerden çıkıyor. Yani böyle bir acayip bir şeyi var. Hani ayağından topu alıyor, anlamıyorsun bile. Öyle söyleyeyim. Bir rakibi mesela geliyor atakta, diyelim Oliveira ona gitmiş, Torreira da koşarak gidip alıyor ayağından gidiyor. Öyle bir futbolcu. Oliveira fazla şey değil, böyle koşan, geri dönen falan filan bir futbolcu değil ama beyniyle oynuyor. Beynin çalışıyorsa ayakların çalışmasına gerek olmadığı bir futbolcu ki yaptığı çalımlarla yani ummadık yerde ekstra bir şeyler yapıyor. Bir çalımla iki kişiyi birden oyundan düşürebiliyor. Bu özelliği çok güzel. Artı kilit paslar atıyor. Asistini deriz ya, asistini yapıyor Oliveira. Mertens tabii uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Mertens'i de merakla bekliyoruz. Mertens olunca takım farklı, olmayınca farklı. Raşika yani bu milli takım arasını golle süsledi. Aktif bir futbolcu. Son haftalarda da yükselen bir performansı vardı. Kerem'i çözemiyorum abi. Kerem'i ben çözemiyorum. Çünkü %45 top kaybetme. Yani 55'e 45 top kaybediyor. Kerem'e gelen her iki toptan biri rakibe gidiyor diyebiliriz. İstatistikler yalan söylemez. Kerem biraz bencil oynamayı bırakıp asiste odaklansa,
gole değil, çalıma değil de biraz pas vermeye odaklansa aslında çabukluğuyla, hızıyla fark yaratabilecek bir futbolcu. Bir diğer taraftan Muslera'yı unuttuk, kaptanımızı. Zaten Muslera'yı unutuyoruz, kaleyi unutuyoruz. Muslera var çünkü. Kaleye hiç bakmıyoruz bile. Yıllardır Galatasaray formasını terletiyor. İstikrar, güç, istek. Adamın ayağı kırılıyor. Diyorlar ki 6 ay yok, 7 ay yok. Bir bakıyorsun 3 ay sonra, 2 ay sonra çıkmış sahada top sektiriyor. Yani mükemmel bir insan. Galatasaray tarihine geçmiş bir yabancı futbolcudur. Efsanelerin arasındadır. Ve gelelim Icardi'ye. Icardi son zamanlarda formsuzdu. Bir maç gol atmadı diye tuttular, eleştirmeye başladılar. Icardi bir maç gol değil, 5 maçta atmasa büyük maçlarda kendini zaten kanıtlıyor. Bazıları gibi sırf penaltı golleriyle gol krallığı yarışında değil. Icardi dünya yıldızı. Dediğim gibi sezon başında herkesin acaba mı dediği bir oyuncu topluluğu geldi Galatasaray'a. Oliveira belli değildi. Orada burada kiralıktı. Olacak mı, olmayacak. Torreira, Arsenal'ın futbolcusu ama Fiorentina'daydı. Sağda solda kiralıktı. Geldiler. Mertens, herkes işi bitti. Bu emekliliğe gelmiş derken Mertens çıktı. Top nasıl oynanır? Bu yaşta nasıl futbolcu olunur? Bunu çıktı, herkese gösterdi. Yaşın önemli olmadığını, yaş geçicidir, performans geçicidir ama kalite kalıcı olduğunu bize gösterdi Mertens. Aynen. Dediğim gibi sezon başında Icardi sorunlu bir oyuncuydu. Yani sorunlu oyunculardan kurulmuş bir takımımız vardı. Bardakçı'yı da buna ekleyebiliriz. Sezon başında biliyorsunuz. Bardakçı işte rakibimiz Fenerbahçe. Abdülkerim Bardakçı'nın uyumu takıma neyse onunla birlikte oluyor gibi geliyor bana. Hemen şimdi sana o soruyu soracağım. Ondan önce Burak Betin gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Serhat kardeşim gelmiş. Sağ ol, var ol. Selamlar dilemiş. İnanılmaz Bes Galatasaray gelmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Icardi bugün goller atacak. Hem o soruyu hem birazdan da bu soruyu da bence yanıtlayalım. Orta saha bugün kesileceğine iyi yapması lazım. Katılıyor musun buna? Onu da yorumla istersen. İlk önce Abdülkerim Bardakçı'nın en son olmadığı sürece sanki bir eksiklik hissediyor gibi geliyor bana. Şimdi abi Abdülkerim ve Nelson birbirini tamamladılar bu sezon. Sezon başında acaba mı falan dedik, böyle kırmızı kart gördükten sonra Abdülkerim. Acaba mı dedirdi ama sonradan kendini kanıtladı, ispatladı ki gol de atıyor. Gol asist katkısı da var. Bildiğim kadarıyla 2 gol 3 asisti var ligde. Bazılarının 8 numaralarından fazla yani. Birbirinin kademesine girerek birbirinin eksiklerini tamamlıyor. Tabii burada büyük büyük bir etken de Sacha Boey. Niye diyecek olursan, abi adamda ciğer diye bir şey yok sanki ya. Bir bakıyorsun önde, bir bakıyorsun en arkada Nelson'un pozisyonuna girmiş. Bir şeyler yapıyor. Ya harbiden Boey'i geçen sene bir tık haksızlık yapıldı Boya'ya. Çünkü sakatlığı vardı. Sakatlığından dolayı Avrupa maçında kullanıldı. Sakatlığı daha fazla ilerledi. Kötü oldu. Biraz daha beklenseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama kadromuz mükemmel. Yani olabilecek en iyi şekilde şu anda. Olabilecek elimizdeki malzemeyle en iyi şekilde. Dediğim gibi orta sahada kesicilik demiş. Torreira zaten bunu yani iyi bir şekilde yapıyor Torreira. Oliveira üzerine düşün yapıyor. Teker teker zaten hepsini söyledim abi. Yani başka bir soruların varsa sor. Ya arkadaşlarım varsa alalım. Bu arada Havri abi gelmiş. Ona da merhaba diyelim. Şırnak'tan herkese selamlar dilemiş. Erol kardeşim, Tanju kardeşim Emre'nin kanalından buraya geldi demiş. Ya. Dediğimiz gibi ben de birkaç şey eklemek istiyorum aslında. Baktığım anda bu kadroyla ben hatta az önce arkadaşımızın birisi yazdı. Fark gelebilir bugün diye. Ben de öyle bir düşünce var sanki içimden, yani içimdeki hissiyat bu kadroyu gördükten sonra sanki Başakşehir maçı tekrardan yaşanır gibi geliyor bana. Yani şimdi uzun süre bunu fark etmişimdir. Yani aralardan sonra döndüğümüz
anda bir iki maç böyle bocalladık. Ama ondan sonra skor katkısıyla belki 2-1 bitmiş olabilir bazı maçlar. Ama inanılmaz bir şekilde 6-7-0'lık kaçırdığımız goller vardı. Patlamayı zaten misal Başakşehir maçında yaptık. Yani bu duraklamadan sonra Okan Hoca bu sezon öyle bir çıkış yakalıyor ki ikinci, üçüncü maçtan sonra patlıyoruz abi. Ya gerçekten patlıyoruz. Ya onu da söyledim. Gerek takım yani maç oynanırken sistem değişikliğine gitmesi çok fark ediyor abi. Dediğim gibi sağ yani bekler öne kanat pozisyonuna geçiyor. Kanatlar ise orta sahaya yaklaşıyor. Tabii bu da Torreira, Oliveira ve Mertens'in işini kolaylaştırıyor. Orta bölgede topu mümkün olduğunca önde kapıyoruz rakipten ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle düşün. Rakip kalenin orada kaptırılan bir topu 30-40 metre kovalamak var. Bir de en önde mümkün olduğu şekilde en önde yakalayıp tekrar atağa kalkmak var. Yani 90 dakika orada ter döküyorsun. Koşuyorsun. En mantıklısı bu. Mümkün olduğunca topu ayağında tutmak. Bu biliyorsunuz Guardiola'nın da bir taktiğiydi. Ondan sonra herkes tiki takaya döndürdü bunu ama o tiki taka değil. Futbolcu topu kovalarken en fazla eforu sarf ediyor o zaman. Topu kazanmak için. Ama diyor ki biz yorulmayacağız diyor. Asgari bir şekilde yani tempomuzu asgari bir şekilde tutacağız. O yüzden hani güzel bir taktik, güzel bir diziliş. Zaten dediğim gibi bu kadrodan daha iyisi yok şu anda. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli dostlarım. Size İsacan da gelmiş. Hoş geldin canım kardeşim. Şöyle evet. Beğenilere basalım arkadaşlar. Unutmayalım. İki dakika şöyle bir geriye gidelim. Beğenilere basalım. İzleyici sayısı şu anda 20'yi buldu. Ama beğeni sayısı biraz aynı seviyede değil. Önemli olan dediğimiz gibi abone olmak ve beğeni atmak. Onu da hatırlatmış olalım. Dediğimiz gibi güzel bir maç bekliyorum. Ben tekrardan dün de söyledim bunu. İnşallah maçtan sonra futbolu konuşuruz. Hiçbir şekilde ben hakimi konuşmaktan yoruldum. Adaletli yönetsin. Birincisi bu. Ne bize adaletsizlik olsun ne de Adana Demirspor'a. İki tarafı da adaletli yönetsin. Biz yani bizi tutup da Galatasaray'ı kayırsın demiyoruz. Hiçbir şekilde demiyoruz. Hakkımız olmayanı da vermesin. Açık ve net söylüyorum bunu. Çünkü ondan sonra da arkadan kuşlar ötüyor. Malumunuz zaten tetikli nöbette bekliyor bunlar. Adaletli bir maç bekliyorum hakemden. Hakemi biraz konuşalım 1-2 dakika. Ondan sonra yavaş yavaş yayını da sonlandıralım. Malum birazdan da senin yayınına da katkı verelim. Hakem konusunda şöyle 5-10 dakika bir konuşalım. Nasıl bir performans bekliyorsun? Hakem konusuna gelecek bugün olur. Özellikle malum son haftalar çok konuştuk Lale Ortay'ı. Tekrardan bir operasyon bekleniyor mu bu? Ama ben tekrardan bir operasyon bekliyorum. Dünkü yayında da söyledim. Bir operasyon çekilecekse Galatasaray'a Ali Şansalan'dan daha iyi bir komando, daha iyi bir nasıl diyeyim... komando diyeyim hadi. Fazla girmeyeyim. Bulunamazdı. Sebebi de şu. 1,5 yıldır Fenerbahçe maçına atanmayan bir Ali Şansalan var. O yüzden Fenerbahçe'ye şirin gözükebilmek için yani görünebilmek için daha doğrusu bence bu maçta bir ufaktan bir operasyonlar olacak ki ilerleyen günlerde işte siz Ali Şansalan'ı istemiyorsunuz ama Galatasaray aleyhine de hatalar yaptı diyebilsinler diye. Ben öyle düşünüyorum. Benim şahsi kendi fikrimdir. Ali Şansalan'dan abi hakem şansı versin Allah. Hakem şansı versin. Adaletli yönetsin. Kimin hakkıysa maç o kazansın. Geçen hafta yani geçen maç diyelim geçen hafta değil. Geçen maçta gördük. Ondan önceki maçta kazanmamıza rağmen gördük. Lale Orta'nın çıkıp gerek itiraf etmesi. Gerek görüntülerle oynadık falan demesi. Jorge Jesus'un basın toplantısında alakası olmayan yani birlikte Avrupa'da maç oynuyorsun. Avrupa'da Türkiye Ligi'ni eleştiriyorsun, küçük düşürüyorsun. Yani hakem hatası olmasın. Ne lehimize ne aleyhimize. Biz yani bize yapılmasını istemediğimiz şeyi rakibe dilemeyiz. Ama maalesef bazıları devre arasında hakemi etki altına alabilmek için tweetler atıyor. Onlar da
öyle eğleniyor. Demek ki öyle yapmak istiyor. Öyle devam etsinler. Bu yolun sonu şampiyonluk diyorum. Sözü sana bırakıyorum abi. Aynen, ben de %100 katılıyorum. Bu arada Adana Demirspor'un ilk 11'ini paylaşmış Amin abim, sağ olsun, var olsun. Ertaç, Rodriguez, Semih, Moraes, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Ndiaye. Baktığımız anda gerçekten etkili oyuncuları var Adana Demirspor'dan. Zaten tanıdığımız bir Onyekuru, Akintola çok etkili. 4 isim, Emre, 4 isim Akbaba, burada Galatasaray'dan, eski Galatasaraylı 4 isim. Bir de Belhanda 5. Belhanda yok. Gerçi bu maç cezalı, biliyorsun, kart cezalısı. Yani bu oyuncuları çok yakından tanıdığımız futbolcular. Hoş geldin Samir. İyi futbolcular. Yani söylenebilecek fazla bir şey yok futbolcular nezdinde. Hani şöyle söyleyeyim ya. Allah rakibin de Mert'ini nasip etsin. Ne bize ne onlara haksızlık yapılmasın diyorum. İyi bir maç diliyorum. Bol gollü ufak bir şunu bir ekleyeyim istersen. Dün de konuştuk. Dün yayınımızda buna belki herkes değinmedi. Murat Sancağ'ın da hakeme bir baskısı vardı malum. Dün... Abi o şimdi gidip TFF'ye ben bu hakemi istemiyorum demesi kendince haklı olabilir. Haklı sebepleri olabilir. Ama maç oynanmadan gidip hakemi bir baskı altında bırakma politikası diye düşünüyorum ben. Şimdi sen çıkıp ligin ilk haftalarında diyorsun ki, yani ortalara doğru, bu lig dizayn edildi, şampiyon çoktan belli. Ama devre arasında Fenerbahçe'ye hatır sayılır bir paraya oyuncu transfer ediyorsun. Madem biliyorsun kimin şampiyon yapılacağını, satma. Satma oyuncunu. Veya de ki, yok kardeşim seni şampiyon yapmayacaklar de, boşuna alma oyuncuyu da. Niye satıyorsun mesela? Abi herkes yıllardır bir algı operasyonlarıyla maalesef birilerine baskı kurmaya çalıştı. Birilerine etkisi altına almaya çalıştı. Buna bazen Galatasaray yöneticileri de dahil. Fenerbahçe yöneticilerinden çok görüyoruz bunu. Beşiktaş yöneticileri de aynı şekilde. Bu ligde elimde silah olsa hakemi vururdum diyen başkanlar vardı. Yani bazen insanlar diyor 3. dünya ülkesi, bazen oturup düşünüyorum gerçekten öyle mi diye. Futbol bakımından 3. dünya ülkesi futbol oynuyoruz. Gerek milli takım gerek ligimiz kalitesine bakarak. Ligimizde birisi iyi bir şey yapınca diğerleri aşağı çekmeye çalışıyor maalesef. Yani Galatasaray'ı çekemiyorlar. Hani Fener'i çekemiyorlar diyorlar ya. Fener'i çekememek için bir sebep yok. Çünkü hiçbir başarısı olmayan bir takım, bir kulüp, bir Fenerbahçe. Akeza Beşiktaş da öyle. Avrupa'dan kupa getirmiş. 2 kupa getirmiş. En fazla şampiyon olmuş. En fazla taraftara sahip. Türkiye kupası getirmiş. Dünya sıralamasında 1. sıraya oturmuş. Bir takım Galatasaray ise kıskanırlar. Arkasından atıp tutarlar. Düşmanlık yaparlar. Bunu anlarım da Fener'e, Beşiktaş'a kimse düşmanlık yapmaz. Kimse kusura bakmasın. Kimse de kıskanmaz. Neyini kıskanacağız? Olmayan başarıyı kıskanılmaz yani. Biri gidiyor diyor sağ sola olmayan 5 yıldız çiziyor. Başkanlardan bahsediyorum. Bir takımın başkanı çıkıyor sağ sola olmayan 5 yıldız çiziyor. Yani taraftarın gözünü boyayabilme amaçlı. Diğer takımın başkanı çıkıyor sahada kaybettiği 5 puanı istiyor. Yani çocuk şekeri istermiş gibi. Vallahi mantıklı yönetilmesi gereken takımlarımız maalesef kötü yönetiliyor. Bu da kutuplaşma sağlıyor. Diğer takım taraftarları arasında maalesef. O yüzden böyle bir düşmanlık havası var. Galatasaray hiçbir zaman bir takıma alenen bir düşmanlık yapmamıştır. Galatasaray her zaman elini uzatmıştır ama arkadan hançerlenen taraf olmuştur. Yani biz yolumuza bakıyoruz. İsteyen ağlasın, isteyen zırlasın. Galatasaray sahada kazandığı sürece onlar operasyon çekmeye VAR'da video değiştirmeye, ne bileyim hakemleri etkisi altına almaya mahkum kalacaklar. Çünkü Galatasaray başarılı ve başarılı olacak. Bu kadar. %100 katılıyorum sana. Serhat kardeşim, Galatasaray Konyaspor maçında set hücumları ve dörtgen atak sistemi bakınca takımın bu konuda kendini geliştirdiğini gördük. Attığı gol harika bir set hücumu ve dörtgen atak varsiyonuydu. %100 dediklerine katılıyorum.
dörtgen atak sistemi dediğimizde işte. Aynen. O dörtgen atak arkada üçgen oluyor. Karşı. Üçgen savunma dedim mi? Demin de anlattım onu. Nasıl olduğunu. Evet. O zaman, aynen öyle. O zaman yavaş yavaş yayınımızı sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar şu like'ı bir hemen şöyle bir hatırlatmayalım arkadaşlar. Tekrar maç sonu yine yayındayız. Haberiniz olsun buradan. Maçtan bir 10 dakika sonra Allah'ın nasip ederse burada saat yayında olacağız. Saat 22.30'da. Nasıl? 22.30. Anlamadım mı? 22.30. Aynen. 22.30'da Allah'ın nasip ederse yine buradayız. İşte abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık ki haberdar olun. Maçtan sonra burada yayında olacağız. Şuraya bir link atıyorum. Birazdan şöyle bir 10 dakika sonra burada canlı bir şekilde maç öncesi FIFA oynayacağız. Maç başlayınca da canlı tepki yapacağız. Maçı sizlere anlatacağım. İzleyecek yeriniz yoksa gelin birlikte hem sohbet edelim hem maçı izleyelim diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Yayınlar bazen gidiyor geliyor. Farkındasınız, sesler de gidip geliyor. Bunun sebebiyeti şu an Almanya'da gerçekten inanılmaz bir fırtına var. Bilmiyorum Hamburg tarafı nasıl ama burası Stuttgart Baden-Württemberg tarafı inanılmaz bir fırtına var. Yani yer yerinden oynuyor. O anda da yani yayın esnasında sıkıntılar olursa bunu şimdiden belirtmek istiyoruz. Tekrardan kusura bakmayın, bizle alakalı bir şey değil. Maalesef hava şartlarından dolayı bir iş yapıyoruz abi. Yani bu internet, YouTube'un bazen şeyleri oluyor. Yani sürçülisan eylediysek affola diyoruz. Bir hatamız, bir sizi kıracak bir şeyimiz olduysa affola. Teşekkür ediyoruz. Yayından, maçtan sonra 10 dakika sonra bir çayınızı, kahvenizi için. Alın abi çayınızı, gelin burada. Hep birlikte maçı yorumlayacağız. Sizi de aramızda görmek istiyorum diyorum. İstiyoruz daha doğrusu. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Ben gelirim de Tanjur başka bir kanalda da modum orada olacağımı başka bir zaman da gelirim demiş. Başka bir hiç sıkıntı yok. Sen canını yeremez. Senin canın sağ olsun. Alperen Toraman gelmiş. Değerli kardeşim merhaba, iyi yayınlar dilerim. Sana da iyi yayınlar dileyelim. Ne diyelim? Abi. Keyifli maç izleriz inşallah. Güveniyoruz aslanlarımıza. İnşallah. Gerçekten, hakem hatası konuşmayız maçta. Şahlandıracak bir maç izleteceklerini, buna eminiz. Keyiflenin arkadaşlar. Buradan da tekrardan bütün depremzedeleri, onlara da hiçbir şekilde yayınlarımızda unutmuyoruz. Onlara da acil şifalar diliyoruz.